Arkadaşlar merhaba. Endemik yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Diziler 6. bölümdeyiz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. 3. terime A3 eşittir eksi 2 ve en büyük eşittir 1 için indirgeme bağıntısı verilen aynı aritmetik dizisinde A10 kaçtır? AN artı 1 eksi. AN eşittir 3 gördüğümüz gibi. Arkadaşlar A3 eksi 2'ymiş. N'e 3 vererek başlayalım. A4 eksi A3. Birer arttıralım. A5 eksi A4 3. A6 eksi A5 3. Bu şekilde devam edersek. En son bizden kaçı istiyordu? A10'u istiyordu. A10 eksi A9. Yine 3. Bunları topladığımızda şunlar gidecek. A10 eksi. A3'ü eksi 2 vermişti. O zaman burası artı 2 oldu. Burada kaç tane terim var arkadaşlar? 9'dan 3 çıkaralım 6. 1 ekleyelim. 7. 7 tane 3 var. Yani 21. O zaman A10 buradan 19 çıkıyor. Bunu görüyoruz. Birinci sorumuzun cevabı C. İkinci sorumuzdayız. İlk 5 teriminin toplamı 45. İlk 10 teriminin toplamı 140 olan bir aritmetik diziymiş. AN. Buna göre A4 eksi A1 farkı kaçtır? İlk 5 teriminin toplamı 45 ise biliyorsunuz ortanca terim çarpı terim sayısı arkadaşlar bize toplam verir. Yani A3 çarpı 5 bize 45'i verecek. Ortanca terim A3. 5 tane de terim var. A3 buradan 9. İlk bilgimiz bu. İlk 10 teriminin toplamı. Ben şimdi şöyle yazsam. Üçüncü terim. Üçüncü terimden bir çıkardık. Bir tane R çıkardık. İkinci terim. İki tane R çıkardık. Birinci terim. Yine burada da A3 artı R. A3 artı 2R diye gittik. Gittik. Onuncu terim arkadaşlar. İlk 10 teriminin toplamı. Pardon. Onuncu terim değil. Burada 1, 2, 3 tane terim var. Burada da arkadaşlar 7 tane terim olacak. Dolayısıyla buna A3 artı kaç R diyebiliriz? A1 artı 9R olacaktı. O zaman A3 artı 7R dersek zannedersem yanlış olmayacak. Şimdi buradaki ilk 10 terimin toplamı 140'mış arkadaşlar. Bunları topladığımızda 10 tane A3 var. Burada da arkadaşlar R'lere bakarsak eksi R artı R, eksi 2R artı 2R gitti. Burada ne kaldı kalanların toplamı? 25, 28, 3 çıkarsak 25R kaldı. Eşittir neymiş? 140 toplamları. A3'ün 9 olduğunu söylemişlerdi. O zaman burası 9, 90. Geriye 50 kaldı. 25R 50 ise R'nin 2 olduğunu görüyoruz. A4 eksi A1 sormuş. Arkadaşlar A4 yerine A1 artı 3R yazsak eksi A1. R de 2 olduğu için cevabımız 6 çıkar. Üçüncü sorumuzdayız. A17 eksi A15 6 verir. Şimdi burada A17 yerine A15 artı 2R yazabiliriz. Şunlar gitti. R'yi 3 bulduk. Çok güzel bir şey oldu. Ha. Şimdi burada da arkadaşlar ardışık 5 terimin toplamı 85. Biz bunları 5'e bölersek ortadaki terim buluruz. A10 85'i 5'e böldüğümüzde 17 çıkacaktır arkadaşlar. İlk terimini soruyor. A1 artı 9R A10'u verecek. Burası 17. Şurası 27 artı A1. Dolayısıyla A1 arkadaşlar buradan eksi 10 çıkacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Arkadaşlar şu 2'yi buraya bölüm olarak attığımızda iki terimin aritmetik ortalaması ortanca terim veriyor. Dolayısıyla bunun bize aritmetik dizi olduğunu direkt söylemiş. A5 ve A15'i vermiş. A5'e 10R eklersek A15'i bulacağımızı biliyoruz. Burası 50. Burası 20 olunca R'nin 3 olması gerekir. Bize A9'u soruyor. A5'e 4R eklersek A9'u buluruz. Bu 20. R'si de 3'te 12. Dolayısıyla cevabımız 32 olur. Beşinci sorudayız. İlk 27 teriminin toplamı 3 üzeri 7.
20. terimi de 105. Arkadaşlar ilk 27 terimin toplamını, yani 3 üzeri 7'yi 27'ye bölersek ortadaki terim buluruz. 27 terimin de ortasında ne vardır? Bakın A1'den A27'ye kadar gidiyor. 28 bölü 2 14. terim vardır. Bu 3 üzeri 4, 3 üzeri 3 olduğuna göre pardon, böldüğümüzde ne olur? 3 üzeri 4 yani 81 14. terimmiş. 20. terimde 105. Arkadaşlar 14. terime 6R eklersek 20. terim buluruz 105'i. 5'ten 1 çıktı 4, 10'dan 8 çıktı 2. R'yi buradan 4 bulduk. İlk terimini soruyor arkadaşlar. Biz 81 diye 14. terim bulmuştuk. A1 artı 13R 14. terim yani 81'i verir. Burası 4 olduğuna göre şurası 52 olacaktır. Çıkarırsak 81'den 52, 29 buluruz. Dolayısıyla birinci terimi 29'dur. Altıncı sorumuzdayız. Yukarıda sonsuz terimli iki dizi verilmiş. Buna göre AN dizisinin 16. terim, BN dizisinin kaçıncı terim? Arkadaşlar AN'de R'ler kaç? 6. AN'in 16. terimini bulalım. A1'e 15R eklemem gerekir. 10 artı 15R 90. 100 oluyor. Peki burada R nedir arkadaşlar? R'si bunun eksi 4. Burada da 320'ye kaç tane eksi 4 ekleyeceğimi bulmalıyım ki 100'ü versin bize arkadaşlar. Eksi 4n'i bu tarafa artı 4n olarak attım. 220. N eşittir 55. Yani burada ilk terime A1'e 55R eklemiş oldum. O zaman kaçıncı terim buldum? 56. terim. B için. Pardon. Yanlış söyledik. B'nin birinci terimine N tane R eklemiştik. 55 bulduk yeni de. O zaman 56. terimi oluyor. 7. sorumuzdayız. Bu denklemin kökleri aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimidir. X parantezine alırsak x kare eksi 6x artı a eşittir 0. Bakın bunun kökü 0. Ya eksi 1 0 1 olabilir. Yani ardışık giden ifadeler olması lazım. Diğer iki kökün toplamının 6 olduğunu biliyoruz. Ve aradaki farklar da birbirine eşit olacağı için bunların 2 ve 4 olması gerekir. 0, 2, 4 şeklinde gitmesi gerekir. Çarpımları da 8, kökler çarpımını vereceği için cevabımız 8'dir arkadaşlar. 8. sorudayız. 15 terimden oluşan bir aritmetik dizinin en küçük ve en büyük terimlerin toplamı 10. Yani A1 artı A15, 10. Bu dizinin tüm terimlerin toplamı nedir? Arkadaşlar ortanca terim bulalım. A8, 5. 15 terimden oluşuyordu. Ortanca terim çarpı terim sayısı arkadaşlar bize toplam verecektir. Toplamda 75. 9. sorumuzdayız. Pozitif terimli bir aritmetik dizinin genel terimi AN'dir. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar hepsini tek bir ifade türünden yazalım. Mesela A3'ü A2 türünden, A4'ü de, A10'u ve A15. Üst tarafı bir toplayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 5 de burada. 8 tane A2 var. R'lere bakıyoruz. 1R, 2R, 3R etti. Burada 40 var. 43R etti. 43 artı 13, 56R. Alt tarafa gelelim. Burası A2 artı 14R. 2A2 artı 14R oldu. Üst tarafı 4 parantezine alırsak 2A2 artı 14R olur. Şunlar sadeleştiğinde cevabımızın 4 olduğu görülüyor arkadaşlar. 9. sorumuzun cevabı C. 10. sorumuzdayız. Terimleri aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimidir. O zaman 2 terimin aritmetik ortalaması bölü 2 bize neyi verecek? 4'ü verecek pardon. Toplamayı logaritmada çarpım olarak yazabiliriz. Logaritma 2 tabanında x kare artı 24x 16'ya eşit. Pardon 8'e eşit. Biraz beynim yoruldu herhalde. Bunu 2'yi bu tarafa atarsak 2 üzeri 8 256. Yani denklemimiz x kare
artı 24x eksi 256 eşittir 0 şeklinde olur. Arkadaşlar bunu çarpanlara ayırsak 8, 8 ve 32, hatta şuna eksi, bunu artı koyarsak bakın toplamları 24 çarpımları eksi 256 x x ya 8 ya da eksi 32 olur. Ama eksi 32 logaritmada kullanılamayacağı için cevabımız 8. 10. sorunun cevabı C. 11. sorumuzdayız. Bu dizinin ilk terimi kaçtır demiş. Arkadaşlar A5 ve A9'un yarısı A7'yi vereceği için A5 ve A9 toplamı 2A7'dir. Bir tane de burada var. 3A7 90. A7 buradan 30 çıkar. Aynı işlemi burada yaparsak 3A9 102. A9 34 çıkar. O zaman A7'den A9'a ulaşmak için 2R ekleyeceğimize göre bu 30, bu 34 ise arkadaşlar R'si bunun 2. Bu dizinin ilk terimini soruyor. A1 artı 6R A7'yi verir. Bu 30. A7 buradan, A1 buradan arkadaşlar 18 olur. Teriminin sonlu bir aritmetik dizinin çift indisli terimleri toplamı tek indisli terimlerin toplamından 7 eksiktir. A11 eşittir 3A9 olduğuna göre A9 kaçtır? Yazalım. A2, A4, A6, A12, A1, A3, A5. Bakın bunlar 1 eksik. O zaman bunun altına A11 gelir. Bu A3 indis olarak birer eksik. Şimdi diyor ki tek indisli terimlerden 2 eksik. Şimdi A1 artı R bu. A2 artı A3 artı R bu. A5 artı R bu. A11 artı R bu. Çıkardığımız arkadaşlar R'lerin hepsi eksiye dönüşür. Eksi R şeklinde. Burada 6 tane R var. Eksi 6 R. A13 eksi 6 R. Alttakilerden üsttekileri çıkarırsanız A13 eksi 6 R. Bu arkadaşlar neye eşitmiş? 7'ye. Şimdi bize A9'u sorduğuna göre burayı A9 artı 4R diye yazarsak, pardon, kabareye dokunduk. A9 artı 4R eksi 6R 7. A9 eksi 2R 7 olacaktır. Arkadaşlar A11 A9 artı 2R 2A9 eşittir 2R A9 R'ye eşit olur. R yerine A9 yazarsak eksi A9 7, A9 eksi 7. 12. sorumuzun cevabı olur. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.